vadeye sıfır faiz fırsatını yakalayın, ödemeye bugünden başlayın. Sistem dayatması. Seni eniştenle aldattım Faruk. Seni yıllarca beğenmedim. Faruk kayınsesi bu. Sistem dayatması. Ama tamamı eğitimlerden alınıyor. Bal reklamı. Yanlış duymadınız. Ve buraya dikkat. Siz bir kavanoz bal parası ödüyorsunuz. Biz sistem dayatması. Selamun aleyküm ev kardeşim. Merhaba evdaş Bilal. İbrahim kardeşim. Bu tavayı temiz görmek ne zaman nasip olacak inşallah? Biraz bulaşık yıka yahu. Bulaşık yıkamak bize sistemin bir dayatması. Ekmekleri sucuğun yağına dayatırken hiç şikayet etmiyorsunuz ha? Deterjan üreticilerinin oyununa geliyorsun evdaş Bilal. Kır artık şu zincirlerini. Kim demiş sana tavayı yıkamadan sadece bir kere kullanabilirsin diye, kim? Annem demiş. Ev kardeşim, yahu bu yemek yemenin bir de öbür tarafı var. Bulaşık tarafı. Bulaşık yıkamak insan onuruna aykırı bir durum. Öbür tarafta hayat yok. Peki bu kirli tavanın üstündeki küflere ne diyeceksin? Haydi bunu da açıkla. Küflerin yaşam hakkını savunuyorum tabii. İbrahim kardeşim. Bak bu evde huzur istiyorsak bir düzen olmalı. Temiz bir ev tesadüf olabilir mi yahu? Anneciğinin sana dayattığı ezberler bunlar. Bıyığı bir tuhaf oynuyor, ona gülüyor. Süper Mario gibiyim ya. Evet, ya şöyle yapalım, o son lafını biraz daha madem durduk, biraz daha dramatik alalım. İkna olsun diye, onu da ikna etmek istiyorsun. Tamam. Oradan öyle devam edelim. Tabii. Hadi bunu da açıkla. Küflerin yaşam hakkını savunuyorum tabii. Hadi gidin. İbrahim kardeşim. Canım kardeşim. Ev kardeşim. Bak bu evde bir huzur istiyorsak bir düzen olmalı. Ya temiz bir ev tesadüf olabilir mi? Anneciğinin sana dayattığı ezberler bunlar. Başka bir ev mümkün. Vay, ne yapıyorsunuz kankalar? Çok şükür Bahadır. Ne yapalım? İbrahim kardeşimi bulaşık yıkamaya inandırmaya çalışıyorum. Ha, boş ver, kasma kanka ya. Hijyende zorlama yoktur. Neyse, ne diyeceğim size? Hı. Bu arada doğalgaz faturası gelmiş. Evet, hanginiz ödüyorsunuz? Buyurun. Ben halka ait kaynakların parayla tekrar halka satılmasını protesto ediyorum ve bu ay ödemiyorum. Anladım, param yok diyorsun. Protesto ediyorum, protesto. Tamam, tamam. Paran yok. Param yok. Anlıyorum. Bilal. Ev kardeşim. Bu işler hep nasip. Burada ne yazıyorsa o. %180. Burada ne yazıyorsa o. Neyse beyler, bir şey söyleyeceğim. Gülşen gelecekti birazdan. Buse bana mesaj attığı için birazcık kavga edeceğiz. Abi yakışıklı olmak çok zor. Bilmez miyim? Galiba bilmezim. Yakışıklılık kapitalizmin bir oyunu. Bahadır kardeşim. Bak niyetin ciddi değilse bu kızları oyalama, günahtır ya. Hayır, bir de bu eve getiriyorsun, bizi de ortak ediyorsun günahı. Bilal kanka, doğru söylüyorsun. Gülşen'in de iki tane kız arkadaşı gelecekti ama taksi paraları yokmuş. Bende bir 5 lira var ama. Bende de 12 lira var. 12 Türk lirası. Anlıyorum. Anlıyorum da anlayamadığım bir şey var. Siz ne oldu da birden böyle biri oldunuz ya? He? Sermayenin
iki kızın buraya gelme özgürlüğünü engellemesine izin mi vereceğiz? Tabii ki vermeyeceğiz. Yolda kalana yardım etmek sevaptır. Çünkü onlar yola reva olmuştur bize gelmek için. Ya bir şey söyleyeyim mi? Harikasınız. O zaman ben hemen Gülşen'e söylüyorum. Gülşen kızlara haber veriyor. Ben de bunu aşağıda taksici ateşliyorum. Ateşli. Ya var ya, çakalsınız. Gurur duyuyorum sizle. Ol. Çakal kardeşlerim benim. Çakalsın. Ben yapamıyorum. Tamam ya. İbrahim kardeşim, eve iki tane kız geliyor. Bu İki. İkiye bölünebilen bir rakam. Paylaşım konusunda bir haksızlık ortaya çıkmayacak. Her şeyde bir düzen var. Kim kime yürüyecek inşallah? Soru işaretlerim var çünkü. Yerinde bir soru. Ben soldakini alayım. Mantıklı. Çok güzel. Şimdi iki tane kız geliyor ya. He. Aynı bu karakterlerden çıkmadan, Bahadır çıktıktan sonrasını alalım. He. Onun heyecanı olsun içlerinde bu gençlerin. Şimdi Bahadır çıkmış. Çakalsınız ha! İbrahim kardeşim. Eve iki tane kız geliyor. İki. İkiye bölünebilen bir rakam. Paylaşım konusunda haksız bir durum ortaya çıkmayacak. Her şeyde bir düzen var. Kim kime yürüyecek inşallah? Ben soldakini alayım. Mantıklı. Ya Allah Allah, kızım ne var yani? Gece 3'te Buse belki dönem sonu projesiyle ilgili bir şey soracaktı belki ya. Niye büyütüyorsun, niye olay yaratıyorsun Gülşen? Tabii tabii, biz iyi biliyoruz o projeleri. Yol projesi onlar değil mi? Yol yapıyor sana, yollu. Aa, Gülşen kardeşim. Günahına girme kızın ya. Belki niyeti iyidir. Bileceksin be. Sen acaba hayatında hiç kadın tanıdın mı ya? Annemler falan sayılıyor mu? Lütfen. Lütfen evdaşımı ötekileştirme yenge arkadaş. Oo. Gülşen'cim gel biz. Benim odama geçelim. Yoksa burada siyasette orta yol bulunacak. Gel. Gülşi. Bir dakika ya. Gülşi diyor ya o kıza. Bilal. Aleyküm selam. Selam olsun. Merhaba. Merhaba size. Selam olsun size ve Anadolu'nun buğday başakları gibi saçlarınıza selam olsun. Anadolu mu? Ya sen ne diyorsun? Biz bu tonları yakalamak için ne kadar çok uğraştık. Sen beleye misin? Evet. Çok para verdik. Evet. Mesela ben 200 tane. Sinem de 200 tane verdi. Yani nereden baksan toplasan 200 lira. Şey ya, hesap makinesi yanımda olmadığı için şu anda toplayamadım taya. Ya Burcu bak şimdi ben 200. Evet. Sen 200. Ben. 200'ler birbirini götürdü kaldı sefer. Evet. Bedava yapmış. Maşallah. Zeka da sıfır. İknası kolay olur ev kardeşi. Dostlar, buyurun oturalım. Herkesin koşuşturduğu bu düzende oturmak devrimsel bir eylem gerçekten. Bu arada merhabalar, ben Burcu. Memnun oldum Burcu. Ben de İbrahim. Burcu, düzenin sana dayattığı hırkanı çıkarmak ister misin? Hayır, istemiyorum. Çünkü o designer yaptı bunu. 150 avro. Resmen kurban parası. Adak için yani.
Ben de bu arada Bilal. Merhaba. Ben de Sinem. Selam. Ve aleyküm selam. Nüfus Müdürlüğü'nün bize dayattığı isimlerimizi de öğrendikten sonra artık aramızda engel kalmadı diyebiliriz değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Burası çok sessiz. Biraz müzik açabilir miyiz acaba? Evet. Biz çünkü ben müzikten çok hoşlanıyoruz. Müzikli ortamları çok seviyoruz. Mesela restoran tuvaletleri, asansör, ondan sonra böyle ne bileyim şeyler, kulüpler falan. Oo, çok yerinde ve haklı bir talep. Birbirinden devrimci halk şarkılarının olduğu bir CD'm var. Onu açayım. Ya bırak şimdi devrim mevrim. Düzeni bozma güzel kardeşim. Bende çok güzel bir ney kaseti var, onu koyayım. Ney kaseti koyacaksın? Evet, ney kaseti. İşte o da onu soruyor, ney kaseti? Ney kaseti? İşte onu ben soruyorum. Neyi? Ya, ney kaseti koyacaksın? Evet. Yani neyin kaseti? Doğru. Ya sen neyin peşindesin? Neyin peşindeyim? Allah Allah, ne ya ne? Ya biz de işte onu soruyoruz ya, ne? Aman neyse, boş ver gitsin. Neyden vazgeçtin? Neyden vazgeçtim? Ya, ya tamam işte, biz de onu soruyoruz. Neyden vazgeçtin? Evet. Oh. Yahu tamam. Tamam, neyse ney. Durdurun artık şu kendini besleyen korkunç süreci. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bizim sevdiğimiz bir şey açabilir misiniz acaba? Elbette açarız Sinem arkadaş. Sistemin pompaladığı, kitle afyonu üretmeyen bütün müzik emekçileri bizim kardeşimizdir. Kimi açayım istersiniz? Justin Bieber! Justin Bieber. Ya bu arada umarım Justin Bieber'ı seviyorsunuzdur. Çünkü biz Justin Bieber'ı sevmeyen bir insana asla işimiz olmaz da. Justin Bieber. Justin Bieber bugün proletaryanın sesi olmuş bir müzik emekçisidir. Siz neden bahsediyorsunuz? Justin yoldaşın Baby, Baby, Baby Oh şarkısı tam bir isyan, bir başkaldırıdır. Üstad Justin. Bizim gönül tellerimize dokunuyor. Sorun adlı güftesiyle bize tövbe kapılarının her zaman açık olduğunu söylüyor. Hey gidinin Justin'i. Hadi açın o zaman müzik ya. Abi ya, dans edelim hemen. Açıyorum. Girls, girls, girls. 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 Baby, baby. Baby, baby, ooh, baby, 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 ooh, baby. Kavga ediyoruz, müsaade ederseniz. Birazcık sessiz ya. Affedersin yenge arkadaş. Şimdi öz eleştirimizi yapacağız. Ay kusura bakma ya. Ne hakkında konuşuyordunuz aşkım? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Instagram'da bu senin story'sini izlemiş. Bir kere bak. Tamam. Kalbesine bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Resmen hayat memat meselesiymiş. Sosyal medya ve orada oluşturduğumuz sahte hayatlarımız. Oysa ki en güzeli birebir temas, öyle değil mi? Tabii ya. Boş boş işler. Bu işler nasip. Aa, burada ne yazıyorsa o. Nasıl boş boş işler ya? Senin Instagram'ın falan yok mu? Ha? Burada ne yazıyorsa o. Ha. Crazy Angel Bilal. Hadi o zaman sen
Yazık. Hadi Bilal gel beraber. Beraber mi? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Ama ya kameraya bakmıyorsan? Bakıyorum, bakıyorum. Biz de beraber değil mi Burcu? Hayır, benim sefrem tak. Bu yaptığın devrimci ahlaka sığmaz. Ben değil, biz diye düşünmen gerekir. İyi tamam, gel o zaman. Bilal arkadaş, şimdi senin odanın ışığı da tam selfiliktir değil mi? Çok güzeldir. Ne ışığı muhterem? Bir dakika, güzel ışık mı var? Güzel ışık varsa kaçırmayalım sakın Bilal. Güzel ışık da neymiş? Hadi gidelim. Koş, koş, güzel ışık, koş! Koşuyorum, dur. Burcu arkadaş. Evet. Bugün seninle el ele tutuşmak eylemini konuşmak isterim. El ele tutuşmak mı? Evet. El ele tutuşmak sadece el ele tutuşmak demek değildir. Sen zannediyor musun ki sen sadece seninsin? Evet. Hayır Burcu arkadaş. Misal benim senin elini tutmam kapitalizmin vahşi suratına atılmış bir tokattır. Bugün ben senin elini tutarsam bütün Anadolu'yu tutmuş sayılırım. Ha, ama ben Tekirdağlıyım. Yani bölge olarak Trakya'm. Sen bana mı yazıyorsun? Yani ben şimdi senin elini tutmak istiyorsam hemen sana yazıyor mu oluyorum Burcu? Ha. Yahu el ele tutuşmak güzelliğin takdiridir Fine. Ya tamam, hadi ben güzelim. Seni ne yapacaksın? Benim de ruhum güzel. Hadi ben Sinem. Aslında sevimli bir tipsin ha. Gerçekten mi? Evet, yani sen de öyle bence. Bak Hakan'a, bence sen böyle daha zayıf olsan, sonrasında saçların sarı olsa mesela, bir de suratını görmesek bence tatlısın. Geriye ben kalmıyorum ama evet. Evet. Ama mesela şöyle Bilal'e baktığımız zaman bir tane daha Bilal koysak. Sana gözlerini yaptırsak, burnunu yaptırsak, ağzını yaptırsak, deçenesini yaptırsak. Nereden bak sen %20 daha yakışıklı olarsın. Süper rakam, ne güzel bir rakam %20. Evdaş Bilal, birlikte hareket edince daha güzel bir dünyada yaşarız demiştim sana. Evet. Bundan sonra ne cenazeri, ne cenazeme. Bitti her şey. Cenazeyi karıştırma. Bitti. Bitti. Bunca yıllık emeğime yazıklar. Ne yılı kızım? Biz çıkalı 3 haftadır oluyor. Bu neyin dramı? Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Abi ben bu kadınları anlayamıyorum. Biraz odama gidip yalnız ve sakin kalacağım galiba. Ay Bahadır boşa çıktı. Hemen şey gidelim. Çok tatlı çünkü. Bir dakika ya. Hani biz de tatlı tiplerdik. Davaya ihanet ediyorsunuz şu an. Bu yaptığınızı tarih affetmez. Bu yaptığınızı tarih affetmez. İbrahim kardeşim, nefsimize uyup günaha giriyorduk neredeyse. Allah kurtardı bizi. Sistemin bize dayattığı bir tuzağa düşüyorduk resmen. Çorba içelim mi? Damar tuzlama, devrimsel bir çorba gerçekten. Sarımsak bekarlıktan gelir. Haydi gidelim.